Söyle dedim Gülten, kim? İncilay. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya Gülten? Ha? Sen ne dedin, farkında mısın? Biliyorum baba, birbirlerine nasıl baktıklarını biliyorum. Ziya Bey, acenteye haber vermiştik. Bilgi geldi oradan. Mete Bey uçak bileti almış Londra'ya. Ne? Evet. Bankaları da kontrol ettirdim. Yüklü miktarda para transferi gerçekleştirilmiş. Çok bankayı arayın. Mete'nin hesabını bloke edin. Aradık. Kendi adına olduğu için müdahale edemiyoruz. Ya ben müdahale ederim ya. Bırak Allah aşkına ya. Refik'i ara bana. Al bakayım. Afife Hanım arıyor. Hı? Ver. Alo. Afife. Ha, ben de seni arayacaktım zaten. Buluşmamız lazım. Görüşmemiz gerekiyor. Ama ben seni 5 dakika sonra arayayım, olur mu? Bir konuşmam var, ondan sonra arayacağım. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Ha, ara Refik'i. Refik'i ara. İncil'e hemen sana geldi benim anladığım, ha? İncil'in laf yetiştirdiğini düşünme. Bu da çok üzülüyor olanlara. Aranızı düzeltmek için çırpınıyor. Nihayetinde onlar hep bir aradalar, biliyorsun. Yani biliyor neler yaşandığını. Ziya, biliyorsun. Zorla güzellik olmuyor. Mete'yi düşünmüş yani İncil'e. Yani diyor ki bunlar aşık değil. Tam ne sorduğunu da ne ima ettiğini de anlamadım. Galiba senin bu kızı yanlış anlayasın var. Yok be Afife ya. Yok, tam tersine işin doğrusunu anlamaya çalışıyorum. Ya dün geceden beri ben değilim ya. Sabah nasıl ettim bilmiyorum ya. Ya doğruysa bu ne yaparım, ne ederim? Ne doğruysa ne oldu ki? Gülten. Mete İncil'e aşık dedi. Ne? Ne diyorsun? Peki İncil'e? Galiba o da öyleymiş. Ziya, yanlış anlama da Gülten mi acaba? Yani... Tamam, anladım ya yani. Ama ona bakarsan yani geçmişten de bir takım belirtiler var gibi sanki. Bazı şeyler bu bilgiyle yerine oturuyor sanki yani. Bir de sen bunları anlatınca... Ne diyorsun? Mümkün mü? Sen boşanmalarını istemiyor musun? İstemez mi? Yani bu kadar mutsuzsa... boşansın tabii. Sen niye direniyorsun o zaman? Niye savaşıyorsun bu kadar? Ben sebep olmamak için bu kadar uğraştıkça... Bu doğru olamaz. Olmasın. Olmasın tabii. Olmasın. Ben de olmasın diye dua ediyorum tabii ama yani. Filiz duyarsa, Naz duyarsa Allah. Olacaktır, düşünmek bile istemiyorum. Ne yapacağız biz Ziya? Sana da mümkün gibi geldi değil mi? Biz bunu riske atamayız Ziya. İncile'yi bitirirler. Bir şey yapmak zorundayız. Ne yapacağız? Sen bir ağzını arasan. Ne diyeyim? Nasıl diyeyim Allah'ım? Gerçi arasan da ne olacak yani? Sanki itiraf mı edecekler ya? Ya ben nasıl bir körmüşüm ya? Nasıl bir körmüşüm ben yani? Kapının önüne muhafızları diktik. Anahtarları üst üste bastık ama evin içinde olup bitenden haberimiz yok ya. Şu işe bak. Ne diyorsun Ziya? Belki de günahlarını alıyoruzdur. Ben sırf onlara demiyorum ki ya Afife ya. Kime diyorsun ya? Bırak Allah aşkına. Ben ne dediğimi biliyor muyum ya? Sinirim çenemi vurdu. Yani bizim bunları ayırmamız lazım. Bunun nasıl olacağını konuşmamız lazım. Olacak şey değil bu ya. Sonradan düşündüm. Seni niye huzursuz ettim evinde diye. Olur mu öyle şey? Sen buradasın diye benim içim rahat. Bunlar neden aniden boşandılar? Ebel ezel böyle bunlar. İncil'e ne çekti bu sebeple? Niye? Ayrılınca öfkeleniyor Naz. İncila'ya sarıyor. Sence bunlar yine barışırlar mı? Bence barışırlar. Yok anne ya, barışmazlar bu sefer, farklı bence. Haklarında hayırlısı. Emine,
sana bir şey soracağım ama aramızda kalacak. İncile'yi çok durgun görüyorum. Biliyorsun bize mesafeli. Tabii o da bu olanlara çok üzülüyor ama başka bir derdi var gibi. Aklıma geldi. Acaba bunun bir sevgisi olabilir mi? Kadir'e de çok direndi ya. Acaba ondan mı diyorum? İşte ben en imkansızını kurmuşum. O kurduğum hayalde gelip beni bulmuş. Bir de bir şey yok deyip duruyorsun. Sıkıştırmasak anlatmayacaksın ya. Ben anlamadım, sen niye bu kadar korkuyorsun? Bir dakika, bir dakika. Sevgilisi falan yok değil mi? Evli deme İncila. Evli değil. Nişanlı. Sen sustuğuna göre bir şey biliyorsun. Bak, şimdi daha çok meraklandım. Kötü bir şey mi? Bir zamanlar çok mutluydu İncila. Hatta aramızda aşık mı oldu bu kız diye konuşmuştuk. Yok, o çok eskiden de anne. Çok oldu yani. Yani vardı ha? Ya vallahi ben bir şey bilmiyorum. Yalan yere yemin etmiş gibi olmayayım da çok mutluydu İnci, aşık olmuştu. Ama yani daha Nazlı Mete Bey falan evlenmemişti yani. Sordum, olmaz o iş, nişanlı falan dedi. O kadar, ben başka bir şey bilmiyorum. Sohbetiniz bol olsun hanımlar. Vesaire ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz? Biz ev işlerini yapmıştık ama bir şey istiyorsanız. Ha. Evin işi bitti, muhabbete zaman kaldı yani, öyle mi? Madem zamanınız var, benim dolaplarımı düzenleyin tekrar. Çünkü aradığım hiçbir şey bulamıyorum. Ben hallederim. Çorbaya bak sen kızım, ben ilgilenirim. Keşke bana olan öfkeni başkalarından çıkarmışsan. Keşke sen de kendini bu kadar önemsemesen ve çalışanlarımla mesai saatleri dışında arkadaşlık yapsan. Ya Afife teyzeciğim, sen üzülme. Biliyorsun zaten, Naz'a çok sinirli sabahtan beri. Ondan gergin, ondan yapıyor yani. Neyse. Atıf gelmeyecek herhalde. Ben ararım sonra onu. Gelirdi ama sen gidiyorsan ben geçireyim seni. Yok kızım, yok. Sen işine bak. Bir de laf işitmişim.